Arkadaşlar yeni bir reply videosundan hepinize merhabalar. Ben Haluk. Bugünkü videomuzun konusu zaten gördüğünüz gibi Jack Panther ile alakalı. Zaten başlıktan da anlarsınız mevzunun ne olduğunu. Videoya geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Twitch kanalım zaten mevcut. Instagram vesaire Discord bunlar da mevcut. Yayınlarıma da katılabilirsiniz. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bir yandan orayı da hani şey yapmaya çalışıyorum. Biraz da okuduğum bölümle de alakalı olduğu için, yazılımla alakalı olduğu için hani benim tanınırlığım açısından da önemli. Discord'uma da katılabilirsiniz. Zaten her şeyi açıklamada. Neyse şimdi gelelim videomuza. Şimdi arkadaşlar Jack Panther 7 seviye Alman avcısı. Karetsiz normal. Bildiğimiz klasik tank avcılarından. Topu fena değil. Topunu hemen göstereyim şöyle. Demişken 200 mm deliciliği olan ve 320 vuran 950 ile giden bir AP mermisi. Normal sıradan zırh delici mermisi yani. Bu da sert başlıklı zırh delici. APCR dediğimiz 144 delip 120 vuran aynı şekilde 1188 hızla da giden bir APCR mermisi var. Patlayıcısı da 60 vurup 420 ki 7 seviyede aslında 60 delicilikli bir patlayıcı mermi. Özellikle top tier düştüğünüzde işinize yarar ki low tier'de düştüğünüzde kendi seviyenizdeki bazı tanklara ya da üst seviye VT'dir yani Leopard'dır hani bu tanklara bile patlayıcı yeri geldiğinde koyabilirsiniz. Neyle oynuyoruz? Azlıkla oynuyoruz. Teleskop, dürbün ve kamuflaj ağı var. Ayrıca da görünmeyen top sürgüsü var yani biraz daha erken yükleyelim diye. Yanımda da kim var? T25 AT bizim Emre. John Locke 26 kendisi. 7 tier olarak girdiğimiz ve 9 tierlerin olduğu bir Love tier maçı. Love tier maçı. Öyle söyleyeyim. Neyse. Videoyu başlatalım. 3, 2, 1, 0. Şimdi ben hemen bir öne yaklaştım. AMX sola doğru gidiyor. Takım biraz sağa yöneldi gibi. Bakalım nasıl bir şey olacak. Bu arada bu zaten yayının hani bunu canlı izlemek isterseniz anlık olarak Twitch kanalımda vurgularda zaten var. Üçüncü İşte Jack Panther 3. mark falan gibisinden. Oradan da görebilirsiniz. Takımın %80'i sağa gidiyor. AMX 1357. Orada AMX açıldı. Bir tane koydum palet. Derken bir tane daha vurdum ve öldü. Sol taraftaki AMX 1357'yi aldık en azından. Bizimki de öldü ama yapacak bir şey yok. Takım full sağda. Şöyle minimap'i biraz daha büyütelim. Çünkü minimap'i olabildiğince büyük kullanmak avantajınıza haberiniz olsun. Gold'u azalmışız ama çok da gold mevzu yok. Bu tanka mark takmaya çalışıyordum. Çünkü tüm Alman tankların en azından dalda olanların ve koleksiyonda olanların hepsi var. Mürettebatına kadar %98'ini kastım. Sadece premium tanklar da ve bazı özel tanklar eksik öyle söyleyeyim. BK'yı gördüm. Döndüm. Aldım nişanımı. Hop attım. Taretenin gerisinden kaçtı. Burada tabii ki de pingimiz gece olduğu için yine düşük. Ama 70-80 ping aslında Türk oyuncularını çok etkileyen bir şey. Sadece bot için değil. Online olan işte CS'dir, PUBG'dir. Yani anlık atış ya da anlık vuruş olan her şeyde bizi hep aşağıya çeken bir durum. Maalesef Türkiye'de sunucuları olmamasından dolayı oyunun ki benim bildiğim birkaç oyunum var ki bunlardan biri LoL. Türkiye sunucu açan. O da çok zekice bir hamle bence. Neyse biz dedik ki bura şey olmayacak. Burayı bırakmak da istemiyorum çünkü takımda o potansiyeli göremedim. Hani burayı açabilecek. En azından dedim ben bu görüş mesafemle teleskobumla falan derken orada ağacın yıkıldığını fark ettim. Baktım ki belki oraya gelir. Döndüm oraya. Ama yine de gözüm orada. Hani oradan yıktı ama yine de oraya gelir diye düşünürken bizim takım komple sağda en ön solda tek tutan benim. Leopard açıldı. Vurundan şuna vurundan şuna diyorum. Yarısını bana yazdı. Burada amacım şey ki düşündüğüm şey de oldu. Tankın topunun çıkış yeri yani topun o tankın taretine bağlandığı yerden ve komutan kupolası komutan neredeyse sizi tank oradan açabilir. Siz de aynı şekilde. Yani iki yerden açabilirsiniz ama 10 tane farklı yerden açılabilirsiniz.
Kanka otomatik nişan aldığınızda ortaladığı her yerden sizi alır. Yani tankın o hangi profilden bakıyorsanız orta bölgesi spotlanma yeridir. Onun da bilgisini söyleyeyim ki World of Tanks Europa videosunda görüş mesafesi, görüş işte videosundan zaten onu da anlayabilirsiniz. Bizim takım sağda ne yaptığı belli değil diyorlar. O kadar kişi gittiler ama o takım karşı takımda basmamış. Onlar komple çekilmiş. Pasif oynuyorlar. Gelirse dedim soldan gelir akım. Tiger 1'i ben açtım galiba derken bir tane 508 yazdılar. Evet ben açmışım. Ben de oradan vurup o tabaktaki son şeyi de ekmekte sıyırmış olduk. Hala spot yapmaya çalışıyorum. Ya amacım burada ateş etmek değil. Mark kasmanın güzel yanı bu. Yani oyunun aslında marka yönelik olması böyle VN8 değil de şey değil de marka yönelik olması bence daha mantıklı. Çünkü milleti salakça ateş edip de açılıp ölmesindense yani spot yapayım takım kazansın mantığına döndüğü için ben mark kasmayı VN'ye kasmaktan daha mantıklı buluyorum ama nereye kadar o da ayrı bir konu. Neyse bekliyoruz. Ya biraz uzun bir video olacak onu da söyleyeyim. Çünkü berabere bitecek maç. Takım hala sağda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ben zoom'u açtım. Şöyle avımı bekliyorum. Hala bir şey yok. Aa, derken VT'yi açtık. VT'nin ileri geldiğini gördüm. Vurundan artık şuna biri attı aşağısına düştü. 500 biraz geri çekildiğinde beni açamayacak hale geldiğinde şimdi taret geride, top geride, topun başlangıç yeri geride olduğu için biraz geri çekilip ödesini attım ki beni de açamaz. Hem de boşuna ne kadar can azaltırsak o kadar kar diye. Şu önümdeki şey soldaki haritadaki o şu komutan şeyleri midir nedir? Tesis karargah mıdır artık neydi ismi unuttum şimdi. O biraz görüşümü engelliyor. İleride ıs falan biri gelmiş olabilir ama o biraz engelliyor. Bekliyorum. 4 tane gold'um kaldı. Açtım teleskobumu bekliyorum. Sağ taraf hala basıyorlar. Bir şey yapıyorlar ama yani 5-3 gerideyiz ve can avantajı da onlarda. Yani karşı takım da çok kötü. Yani çok pasif oynuyor. Bizim takım da gereksizce basıyor bir yerde. Onların ısı açıldı. Göremedin attım. Oldu olmasına rağmen artık eğimine mi neresine gittiyse delmedi. Top atışı tutuyorum ama işenlerde gittiği yer nere? Proget de orada. Challenger Comet iyice yaklaşmış. Karo da orada ama Karo orada eriyordur yani. Muhtemelen ki hemen bir bakalım. Zoom'dan çık. Baktığımızda evet Karo'yu dümdüz ediyorlar. Herhangi bir açılış falan yok. Emre Çal'ın arkasına girmiş. Roket de arkaya gelmiş. Su 130 burada. Süper Elket açıldı ama ben mi açtım bilmiyorum. Evet. Anlarız ben açıp açmadığımı. Yok. Ben açmışım herhalde. Aynen ben açmışım. Ben açmışım ama benim açtığıma vuran olmadı. İleriden diğerlerinin açtığı olduğu için. Derken ben yine geçtim yerime. Su 130 arkamda Progetto yani şu oynayış tarzını bilmiyorum anlayabiliriz mi? Bir kişi şu en öne gitse yani bu maçı daha erken alırdık ya da skor farklı olurdu. Sonuç farklı olurdu en azından. Ben olduğum yerde duruyorum. 50 metreye girmediği sürece ve hareket etmediğim sürece beni kolay kolay açamaz. Belki spıç açar ama diğer tanklar çoğu beni açamaz. Çalılar da 80 metreye kadar size 80 kamuflaj değeri olarak size kamuflaj sağlar. Açtım onu. Vurur mu? Bak yine aynı taktik. Ama açılmışım bu sefer. Bu sefer açılmışım. Leopard hala orada. Burada telsizcim gitmiş. O telsizciyi tamir etmem gerekliymiş. Onu ben normalde biliyorum ama o olayın heyecanıyla yapmadık. Aynen Leopard attı. Ve onu da çektik. O oraya kör attı. İkinci de açılmadım.
Girerken açılmadım, attığımda açıldım. Biraz unutturayım dedim kendime. Şöyle suda bir tankı yıkıyorum. Bir tane atış geldi oraya herhalde. Isattı. Bizim su yüzümüz çok güzel bir sezgiyle oraya bir tane attı ve arkadaşı şey yaptı. Ben dedim ki ısmıs belki hala çıkar. Tuttum oraya. Harbiden de açıldı. Yine attım yine duvara. 190, 426, 633. ...2835 asistimiz var. 1949'da kendi hasarımız var. 3500-1800 gösteriyor. Ve bu arada bunun mark durumu da şu. 65 için 1192 ortalama kombin. 85 için 1559 kombin. Ve 95 için de 1743 kombin istiyor. %100 için de 1834 istiyor. Bora düştü bizim emre ileri bastı ama aslında hatalı bir hamle yaptı. O da hani bana yardım olsun diye Marco çok takarak oynamıyor. Bir yerden hatalı bir hareket yaptı. O hatasının bedelini de ödeyecek zaten birazdan. Ben de yavaştan şu çalıya, light çalısına gireyim dedim. Yani dedim ki acaba girsem işe yarar mı, yaramaz mı ama yani Jack Panthers'in aletin yok, bir şeyin yok. Palette kalırsın, canın da yok. Karşıdaki tanklardan sana düşük vurabilecek tek tank AT7. Derken AMX açıldı. Açtım zoom'u, durdum. Attım. Yine alakasız bir yere gitti. AT7 açıldı. Dedim ki bir AT7 diye bir şeyler yapalım. Biraz palete yönelik oynadım burada. En azından bir kere paletini alayım ki ikinci palet yediğinde kurtulamazsın derken artık tamir mi etmedi nişanla? Aynen sonradan tamir etti. İlkinde vururum diye nişanını bozmak istememiş. Attım veziye burada girmedi. Evet. 10'a 7. 10'a 7'ye getirdik maçı ama karşı takım harbi ölümüne yatıyor. Bizim takım sakat gibi bir şey. Bizim Emre'yi de kaybettik bu arada. Bakın arkadaşlar şu Defender denen arkadaş. Savunucu olan arkadaş. Zaten ben işaretliyorum değil mi ona? V6 aynı. Bak bu arkadaşım buradan gelip şuradan şuraya gidip burada bu adamlar bak buranın arkasında. Sadece belki şuradaki adam vurur ki AMX de buraya gitti o da buradan bunu göremez. M4'de her türlü kafa kafaya keser. Artı yok bir şey yok. Hadi üstüne biri atladı desem bunlar buradan görür vurur. Ya bak şu Defender maçı veren adam. Maçı berabere bitmesinin sebebi şu adam. Defender denen arkadaş. Burada bekliyoruz. 4 dakika var. Bragetto burada. Bragetto zorluyor morluyor ama bir şekilde bir şeyler çıkmıyor. Şöyle geri çelim geri şeye. Zoom'umuza. Idiot Fox'lar Max'lar yazılmaya başlandı. Carro you fucking idiot. Ben de birazdan başlıyorum. Gerizekalı bas artık. Def dediğimde Defender hala orada. Yani işte yani oyunu bilmeyen adamdır. Şey adamdır. İşte benim oyundaki eleştirim bu yönde. Oyun zevkli gelmiyor bu yüzden. Hani kendi klasmanında adamlarla oynadığında random yine olsun. Ama bir kalıcı ranked bir sistem. CS'deki gibi ya da başka oyunlardaki gibi. Kendi ratinginde bir ya da bir rating sistemi getirilir. Herkesin yeniden başlayacağı. Yani adamın Win8'ine bakılmaksızın yeni bir rating sistemi oluşturur. Nasıl ki ranked maç geliyor. Onun gibi kalıcı bir örneğin benim rankım işte 10 maç yaptığımda 10 zafer kazandığımda örneğin o ranked sistemde rütben belirini Gümüş Lig attı. İşte Gümüş Lig'in bilmem bir şeyini attı. Yani ranked getiriyorlar. Ranked'da da Gümüş Lig'in 5. aşamasındaki adamı 6. Altın Lig'in bilmem 8. şeyindeki adamlarıyla atıyor. O da saçma. Adam ya yükselememiş oluyor ya bilmemiş oluyor. Hani adamlar ranked'ı bile yapamıyor. Bu yani World of Tanks yani World Gaming'i ben bir türlü anlayamadım. Defender hareketlendi lan dedim herhalde dediğim yapacak. Brugetto ta buradan döndü. Brugetto ta buradan döndü. Geldi buraya helal olsun adamdaki
Azime. Ama Devander arkadaş yine salak salak işler yapmaya başladı. Bak buradan ya bak işte bu adam oyunu bilmiyor ya da gerçekten geri zekalı biri. Yani şuradan şunu düşünmesi lazım. İşte bu maç sayısıyla alakalı bir şey. Bu adam buraya hiç girmediği için bak burada da atıyorum. Biraz yüksekten gidiyor, biraz da anlık atmışız. Orada biraz da benim hatam var. Ben ileri doğru kaçacak diye düşündüm bir an. Burada bir saklanacağı yer vardır gibisinden düşündüm. İleriye kaçar gibi. Orada da benim anlık hatam işte. Evet dedim ki Defender herhalde dediğimi yapacak. Ama yok. Ya bak bir tane M4'ten yemeği göze alıp ona kafa kafaya girmek yerine yaptığı harekete bak. Döndü geri. Döndü geri. Şimdi izleyin ne olacak. Conway burada tek atışlık canıyla duruyor. Su 130 da tek atış sayılır. Bakalım. Brugetto yani Brugetto'nun şuraya girip bunun da buradan buna basması lazım. Zaten buna bastığında M4 ileriye doğru elbet arkasına sarmak için gelecek. Oradan da Su 130 bir tane koyacak. Ve bir dakika kaldı. 10-10 maç. Can olarak onlar avantajlı. M4 orada proxy'den açıldı. Brugetto açtı. Evet, şimdi Defender'ı izleyelim. Hem bir yandan da zoom'da duralım. M4 ileri atladı. Bir tane koydum. Benzin deposu hasar gördü ve Brugetto'nun atışıyla de bak. 1352 canla şuradan gelip şuradan M4'ten bir tane atış belki yemeyecek bile. Brugetto da öldü. Attım bir tane kör. Açı bildiğim verdi. 18 saniye kaldı. Üçümüz kaldı. Karşıda da. Yani karşı takım da kötü. Yani karşı takım da vasat. Öyle söyleyeyim. Ya şu damage'im benim burada belki 3K olacaktı. Yardım asam da 4,5K olurdu. Ya ben ekmeğimi yedim her türlü ama beraberlik olmasın. Bu tarz şeyleri beni sinir ediyor. Neyse. Maç detaylarına geçelim. Şimdi maç detaylarına geldik. Son değerler neyse aynı değerler burada da mevcut. 2252 hasar, 3916 asist hasar, yardım hasar eden neyse artık. 3 tane kilimiz var. Altından da kritik atmışız. Marka takmışız. 3. marka. 61K kredi gelmiş ve 1362 de deneyim gelmiş. İşte 2. sınıf madalyası, boksör vesaire onlar gelmiş. Çok da bir şey gelmemiş aslında. Yani o spota ayrıca bir şey de gelmesi gerekirdi ama bilmiyorum neden gelmediyse. Team skoruna girdiğimizde hasar da ikinciyiz. Tabii 7 tiyeriz ve 9 tiyerlerin maçındayız. Onu da düşünmek lazım. Brugetto oynamış. Karşıda da Kanon Panzer ekmeğini yemiş. Baktığımızda hatta kaç karşının şöyle spotter dediğimiz şöyle spot yapacak kişisi kimmiş acaba? Bakalım şöyle. Ender'de baktık. Leopard zaten başlarda mı öldüydü? Aynen. BZ'ye bakalım. Yani bak karşıda da çok spot yapabilen olmamış. VK o da bir şey yapmamış. Switch. Damage. Abon. Oo bak bu arkadaş iyi spot yapmış galiba. Aynen. Spot değil mi ya? Bir dakika. Aynen. Bayağı bir spot yapmış. Evet, deneyimde de birinciyiz ve 789. Neyse bizim arkadaşa iki katı olmasa da neredeyse iki katı kadar fark koymuşuz. Bana en yakın olan Canon Panzer'de, Canon Enjak Panzer'de 605, ortalama 150 falan, 150-180 civarı bir fark atmışız. Detaylı rapora geldiğimizde ise 188 zararımız var. Premium hesap var. 20 atış ve 11 isabet etmiş. 8 edilmiş. İşte atıp da değmeyenleri gördünüz. Sonra delmeyenleri de gördünüz. Öyle söyleyeyim. Durum bundan ibaret. 967 saf deneyim. Aldığımız saf deneyim. Yok. 789 pardon. 789 saf deneyim. Bu zafer olsaydı bu maça tankası verirdi. Neyse arkadaşlar. Umarım hani aklınızda bir fikir oluşmuştur. Hani Jack Panther'de böyle bir alet sadece 10 tierler ya da
Fokusiyeller ya da premium tanklarla değil de bazen böyle şeylerin de olması sizin açınızdan güzel. Jakmatör güzel bir alettir. Sadece kullanılmasını bileceğiz. Biraz da RNG'de yanınızda olacak. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.